Herkese merhaba. 14 Ağustos'ta yapılan 93. dönem özel güvenlik sınavı ve 69. dönem yenileme eğitimi sınavının sonuçları 3 Eylül'de açıklandı. Sınav sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav sonuç sayfasının linkini videonun yorum ve açıklama kısmına ekliyorum. Sorgulama ekranına oradan da ulaşabilirsiniz. Açılan sınav sonuç sayfasında TC numaranız ve güvenlik kodunu girdikten sonra sınav adı kısmından girmiş olduğunuz dönemi bulup seçiyorsunuz. 93. dönem için bir de ek liste yayınlanmış. İsminiz ilk listede yoksa ikinci ek listede yer alıyordur. 69. dönem yenileme için de aynı şey geçerlidir. İsminiz ilkinde yoksa diğerinde çıkıyordur. Sağdaki görsel sınavda başarısız olan adayın yani sınavdan kalan adayın sonucudur. Sonuç kısmında başarısız yazıyor. Soldaki görsel ise silahsız adayın sınavı geçtiğine dair görseldir. Silahsız adayın sonuç kısmında başarılı olanlar için silahsız yazar. Eğer geçemeseydi burada da başarısız yazacaktı. Sağdaki görselde ise silahlı adayın sınavı silahlı olarak geçtiğini göstermekte. Sonuç kısmında silahlı yazıyorsa anlayın ki silahlı almaya hak kazandınız. Silahlı adayın sonuç kısmında silahsız yazıyorsa o aday silahsız almaya hak kazandı demektir. Sınav sonucunuza itiraz etmek istiyorsanız bir hafta içerisinde hemen eğitiminizi aldığınız kursa başvurabilirsiniz. Onlar sizi yönlendireceklerdir. Sınavı kazandıktan sonraki süreci başka bir videoda ayrıntılı olarak anlatmıştım. O videoma yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi kısaca da olsa yapmanız gerekenleri buradan da söyleyeyim. Sonuçlar açıklandıktan sonra eğitim kurumunuz sertifikanız için gerekli işlemleri başlatıp valiliğe imzaya gönderiyor. Bu işlem eğitim kurumunuzun hızına bağlı kurs eğer evrakları erkenden gönderip takip ederse sertifikanız bir haftaya gelir. Maksimum iki hafta diyelim. Sertifikanız kursa geldikten sonra kurs size hemen haber veriyor ve siz o andan itibaren istediğiniz zaman yaka kartınız için işlemleri başlatabilirsiniz. Kimlik kartı, yaka kartı müracaatı esnasında istenilen belgeler şöyle. Bu arada Polis bölgesindeyseniz il emniyeti, jandarma bölgesindeyseniz evraklarınızı jandarmaya teslim ediyorsunuz. İlk olarak dilekçe. Google'a temel ilk müracaat dilekçe örneği yazın çıkar. O dilekçe örneği ekranda görüldüğü gibidir. Dilekçede 5188 sayılı kanun kapsamında nokta nokta özel güvenlik eğitim kurumunda 120 saat silahlı, ya da silahsızsanız 100 saat silahsız temel eğitim gördüm. Özel güvenlik görevlisi olabilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim yazmaktadır. Bunu el yazısıyla da evrakları teslim esnasında yazıp verebilirsiniz. İkinci istenilen diploma eğitim durumunuzu gösteren diplomanın fotokopisi. Üçüncü olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu. Bunu eğitim kurumunuz size verecektir ya da Google'a yazın o da çıkıyor. İnternetten indirip ya da indirmeden bilgilerinizi doldurup ondan sonra indirerek zamandan kazanabilirsiniz. Formu elle de doldurabilirsiniz. Dördüncüsü özel güvenlik görevlisi ruhsat harcı. 2021 yılı için bu bedel 986 liradır. Bu parayı vergi dairelerine yatırıyorsunuz. Vergi dairesine gidin, özel güvenlik ruhsat harcı yatıracağım deyin. Onlar gerisini hallederler. Buradan aldığınız dekontun makbuzun aslını vereceksiniz. Beşincisi sağlık raporunuz. Kurs öncesi sağlık raporunuzu kursa vermişseniz onu oradan almayı unutmayın. Çünkü sağlık raporunun aslı istenmekte. Fotokopisi geçerli olmuyor. Altıncısı 2 adet son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf. Yedincisi özel güvenlik kimlik kartı ücreti olan 45 lirayı Türk Polis Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı'na yatırdığınıza dair dekont hesabın ayrıntısını görselde verdik. Ve son olarak özel güvenlik sertifikanızın fotokopisi. Burada eğitim diplomanızın ve sertifikanızın aslı sizde kalıyor. Aslını görmek şartıyla fotokopisini alıyorlar. Bazı arkadaşlar diplomam yok e-devlet çıktısı olur mu diye soruyorlar. Bundan emin değilim. Kabul edilebilir de edilmeyebilir de ilgili memura kalmış. Jandarma bölgesinde olup evrakları jandarmaya verecek olan arkadaşlar bunların dışında bir adet kimlik fotokopisi ve bir adet de ikametgah belgesini yanlarında bulundursunlar. Jandarma bölgesinde bu iki belge de istenebiliyor. Tüm bu işlemlerden sonra özel güvenlik yaka kartınız belirttiğiniz adrese PTT yoluyla gelecektir. Önceden yaka kartının gelmesi 2-2,5 ayı buluyordu. Ancak yaka kartı 91. dönemdeki arkadaşlara bir aydan kısa bir sürede geldi. Bunu da belirtelim sınavı kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Umarım gönlünüze göre bir işte bulursunuz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.